Bugün bireysel emeklilik sisteminin bir resmini, fotoğrafını çekin. Ne kadar katılımcı sayısı var? Toplam fon büyüklüğü ne oldu? Artık sene sonuna geldik sayılır. Bu sene bir ayrışma yaşandı mı bireysel emeklilik sisteminde? Yeni katılımcı ne kadar sisteme girdi? Ne oldu? Biraz oradan bahsederseniz sonra ben işin biraz katılım tarafına geçeceğim. Evet, bu yıl bireysel emeklilik sektörü iyi bir yıl geçiriyor. Öncelikle onu müjdesini vereyim. Çünkü katılımcı sayısında pozitif bir artış var. Malum artık 20 yılı geçen bir sistemden bahsediyoruz. Yeni girenler olduğu gibi emekli olanlar da var. Sistemden ihtiyaç sebebiyle erken çıkanlar da var. Bireysel emeklilikte girmek çıkmak serbest. Dolayısıyla hareketli bir, yani giren çıkan bir havuz yönetiyoruz aslında. Bu yıl baktığımda son güncel verilerim 1.950.000 tane yeni oyuncunun BES'e girdiğini Bu görüyoruz. sene içinde Bu sene için, 2024 için. Ciddi bir sayı bu 1 milyon ciddi bir 900 bin. rakam. 2018 yaş altı BES'in ilk girdiği senedeki rakamları yakaladık. Geçen seneye göre de daha iyi durumda. 18 yaş altı BES'te çok ciddi bir ivme var. Özellikle 0-3 yaş arasında bir 18 yaşların %30'unun 0-3 yaş olduğunu, yeni doğan artı işte 1-2-3 yaşına kadar ailelerin, çocukların geleceğini, en azından finansal tarafı güvenceye almak için yaptıkları akıllıca bence. Yani eskiden kumbara vardı, şimdi artık bireysel emeklilik var diyebiliriz. Ve erken yaşta başladığınız zaman da 20'li yaşlarda 30'lu 40'lı 50'lere geldiğinizdeki rakam bizim 10 yılda yapıp beceremediğimiz rakamın kat ve kat Tabii. üstüne Derken başladığınızda getiriyor. çok yüksek tasarruf rakamları da ödemenize gerek yok. Evet. Yani 40 yaşından sonra ödeyeceğiniz aylık BES'e ödeyeceğiniz rakamla 1-2 yaşında ya da 0 yaşında çocuğunuz için ödeyeceğiniz rakam arada çok Tabii farklılaşıyor ki. tabii. Tabii. Yani çünkü orada uzun vadede bir birikim oluşacak. Kesinlikle. Dolayısıyla öyle.